seyirciler Galatasaray Trabzonspor maçının devre arasında Erman Hoca ile beraber karşınızdayız. Tek gol var ilk yarıda 31. dakikada Çıkıldağ'ın penaltı vuruşundan kaydettiği golle sarı-kırmızılı takım soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gidiyor hocam ilk yarıyı. Force eden bir Galatasaray gördük. Beklentilerin de ötesinde e, neredeyse ilk yarının tamamında daha dinamik, e, daha agresif, e, daha dikine giden ...orta alan üstünlüğünü ele geçiren bir Galatasaray vardı. Lider Trabzonspor özellikle çok fazla pas hatası, top kaybı yaparak... ...Galatasaray'ın bu toplardan faydalanmasına yol açtı. Ne dersiniz ilk yarı için Galatasaray adına eşler doğru gidiyor... ...doğru oyunu, iyi oyunu oynuyor diyebilir miyiz? Galatasaray adına doğru gidenle Trabzonspor adına neler yanlış yapılıyor? Şimdi toplama, e, toplu oynama 50-50 çıktı. <laughs> toplu oynama 50-50 çıktı ama topla iyi oynama Galatasaray valla 50'nin 40'ında iyi. Topla iyi oynamada Trabzon 50'nin 45'inde kötü. Öyle söyleyeyim yani. Galatasaray 40'ında iyi. Trabzon 45'inde kötü. Evet. İyi değil Trabzon. Trabzon'un e, bir Rakibe basarlardı, top kaparlardı, top kaptıktan sonra çabuk çıkarlardı. Hiçbirisi yok. Ee, herkes ordularis profesör Trabzon'da. Herkes ayak dışı oynuyor. Hepsi müthiş futbolcular. Yani işi bitirmişler, anı yapmışlar, şampiyon olmuşlar. Vakit dolduruyorlar gibi geliyor. Yani oyun şekilleri o. Dediğim gibi Trabzon takımında öyle bir mücadele, baskı, pres alıp rakibin üstüne gidip falan gördün mü hiç? Ben hiç görmedim. Yok. Galatasaray yapıyor bunu. Galatasaray yapıyor bunu. Trabzon şey diyor abi. Bana Trabzon'dan isim sayar mısın sahanın içinde iyi gözüken? Beklentilerin çok uzun anda Trabzon'da. Peki Galatasaray'da kötü oyuncu sayar mısın? Mücadele etmeyip Yok. arkadaşına yardım etmeyen, boşa çıkmayan, pres yapan, pres yaptıktan sonra indiren, bindiren her şeyi tabii, yapıyor. Tabii. tabii, tabii, Yani şu anda maç 3-0 olmadıysa bu Trabzon'un şansıdır onu söyleyeyim. 1-2 penaltı pozisyonu net penaltı onu söyleyeyim Hiç bir iki yani. pozisyon var hocam bir yalnız pozisyon var, takım oyununda konuşmak nedir? lazım Bilmiyorum. yani o tamam pozisyonları bir izlemek lazım tamam da tabii şu var hocam rakipten futbolcu eksilterek galip gelmeye bakmayacaksın yani Ama ya o daha adam daha şu iyi, o topçuyu atmadı atsaydı işte bizce bat. sen önce bir top oyna abi 11 olmuş. bunu her takım için söylüyorum bugün Trabzon Galatasaray için değil sen önce topunu oyna arkadaş sen 11-11 top oynayamıyorsun. Trabzonspor sen 3 haftadır doğru dürüst oynamıyorsun. Yani i̇dare ediyorsun. Berabere berabere kurtarıyorsun. Ama Trabzon 3-4 haftadır iyi değil. E zaten, üç beraberlik zaten, zaten. zaten 3-4 haftadır iyi olmadığı nereden belli? Teknik adamı atılıyor sonunda. Teknik adam atılıyorsa bu takımının iyi olmadığının delildir. Hocam bak çok net. Yönetici, antrenör filan böyle atılıyorsa hakem maken bil ki ya kaleci bir sarı kart gördü Trabzon kalecisi. inanılır gibi değil ya Uğurcan. Vara giderken hakemin yanına koştu. Vara giderken hakeme bozuk attı, sarı kartı yedi. Çok doğru yedi sarı kartı. Niye gidiyorsun ya? Şimdi sarı kart derse atılacaksın. Sen geçenlerde de yaptın bu işi. Bu şunu gösteriyor. Ee, bir şeyler Trabzon'da bir şeyler var. Yani takım kaptanı gidip de hakeme vara giderken. E, vara gidecek tabii penaltı pozisyon. Net de penaltı. Hocam tabii şey, e, çok farklı puan farkıyla önde olmanın, e, çok domine etmenin, sonra her çıkışın, yükselişin bir duruşu, Olacak, geri tamam. gidişi vardı Sürekli sürekli iyi, sürekli yukarı i̇yi yok. De, Belki onun bir bocalaması var. Amazon spor takımı ama abi, böyle futbolcu alıyor bilmem ne yapıyor. İşte bir, bir şey, şey aldı, aldı. aldı. Viska geldi, e, bir kendini göster kardeşim. Viskaysan sen eğer, seni niye aldılar? Sen bir kendini göster abi, sen en az bir 3-4 maçı çevirmen lazım senin riski olarak. En az. Ama tabii takım arkadaşlarına da yardım edecekler. Yeni tabii. bir şehir, yeni bir takım. Kolay değil. Kolay ha, değil. Ama yani Trabzon takımı mücadele etmiyor hocam. Bak kavga etmiyor. K evet, kavga Çünkü et o, o anlamda hep övdüğümüz basıp Trabzon alıyordu, takımı bugün mesela basıp o yok. Ve çabuk çıkıyor. Birkaç maçtır yok. E, Santrafor zatürreden ölecek ya. Yani Allah muhafaza. Top gitmedi adama ya. Cornelius'a hiç gitmedi. İşte Marekan seni, şeyin yokluğu ne kadar senin etkili. Senin forum var. E, adama bir tane top atamadın yanına. Bir orta atamadın. Cepheden atıyorsun. Adam zaten eziyorlar orada. Sen yapılacak hiçbir şey yapmadın. Beş dakikada Taraf olarak. Abdullah Avcı tabii burada sorumlu olan. Ben Abdullah Avcı'ya bakarım. Hesabı yani, verecek olan o. Maçtan önce konuşmuştuk. Hamşi'nin olmaması nasıl etkiler ya, tamam diye. Çok da, etkiledi hocam yani. Ya etkiler ama bir dakika. Ya tamam bir futbolcu tamam da sen 11 bir kişi tabii, oluyorsun. Tabii tabii. Şampiyonluğa gidiyorsun. Hamsik olmayabilir ya. Yani iki maçta olmayabilir. Şu tabii o. o ayrı. Hamsik olmayınca o zaman puanlar gelmeyecek. Çın Galatasaray'da olmayın. da işte e, Muhammed'inden. Adamın kalitesi yok. Kadar, çok, çok adamın kalitesi yok. Ama tabii. sen. Rakibin kalesine gidemedin ki kalecinin ne olduğunu anlayamadın daha. 45 dakika. Kaleye gidip anlayamadın kaleciyi. Nasıl bir kaleci var kalede? Göremedik. Sen görebildin mi? Ben görmedim. Kaleci top gelmedi ya. Getirmedi Bir arkaya. tane isabetli Kale. şutu var iki yarıda Trabzon. Top getirmedi Galatasaray takımı arkaya. Dikkat et bak. Ucumcular da gelip arkadan pres yapıp basıp ve çabuk çıkıyorlar. Trabzon dönerken de dönemiyor ha. Sana söyleyeyim. Yani bu Trabzon alarm vermeye başlamış. Alarm vermeye öyle ben bunu düzeltirim falan yok. Teknik adam önce sağda duracak atılmayacak. Sonra topçular mücadele etmeden kazanamazsın abi. Mücadele etmeden kazanamazsın. Bugün Konya takımı da kazandı İzmir'de. Ee, puan farkı 6'ya indi. Ya anda. sen Konya takımını kazanmasına bakarsan psikolojik olarak gidersen. Ha, arkana sen, bakmayacaksın sen bak. Arkana bakarsan düşersin. Yana ve arkaya bakarsan düşersin. Sen önüne bak abi. Kaçmağın öndesin. Ha sen bu puanları kaybedip kaybedip de bir iki takımı yanına çekersen ustara bakma. Hiç hakem hakem demeyin abi. Demeyin ya. Yani. Dominik Torrent Galatasaray'ın yeni teknik direktörü 2-2 maçında sağdan mağlubiyetle ayrıldı. Bugün onun planları tutmuşa benziyor. Biraz da böyle e, pas oyunu da yapan e, belli bir noktada e, uygun 3 4 pası gördükten sonra boşluk bulduğunda hemen topu dikine ileri süren bir takım gördük ilk yarıda. Evet. Ama orta alanda çok boşluk vardı. Hocam üç başta bir teknik adam için bir şey diyemezsin. diyemezsin. Galatasaray takımı şimdi Avrupa'da seyrettiğimiz maçlarda oynadığı şekilde oynuyor bugün. Mücadele ediyorlar. O zaman şu var. Niye daha evvel mücadele etmiyorlardı veya maç bir seçiyorlardı? Ben ona da bakarım şimdi bugün bayağı etkiler. Koşmayan oyuncu yok, pres yapmayan oyuncu yok, yardım etmeyen oyuncu yok. E o zaman doğru iş çıkıyor piyasaya. O zaman, o zaman bir şeyler var. Geriye baktığında. Fizik gücü. Gerçi yok. fizik gücü diyorsun, fizik gücü abi Allah aşkına ne fizik gücü. Hava şartları da kötü hocam. E, tamam ne fizik gücü abi yani oynadığın şey çok bir şey yani. Trabzon'un fizik gücü aman mı? Fizik gücü dediğin Galatasaray takımı kaç maçtır yok. E bayağı silkeledi bugün Trabzon'u şu anda ilk Öyle. 45 dakika. Yani maç eğer 3-0 olmadıysa i̇şte bu Trabzon'un şansı. İkili mücadele %56'ya %44 Galatasaray yine ayakta kalmışlar. 18 kez rakip ceza sahasına girmiş Galatasaray. Trabzonspor 6 kez girmiş ki rakip ceza sahasına en çok giren takımlardan biri Trabzonspor ligimizde. Bugüne üç, kadar olan maç. 3 kere 6-18 değil mi hocam? Evet hocam. <laughs> Vallahi öyle yani e, mutlaka devre arasında Abdullah Hoca'nın bir müdahalesi olacaktır bu arada o şut e, 9'a 4 ya da 10'a 4 oldu arkadaşlar onu söyleyeyim 9 ya da 10 denemesi var o bir e, yenilemek lazım şeyi sistemi engellenen şut olarak gözüküyor bizde değil mi evet engellenen şut olarak gözüküyormuş onlar. Ee, bu istatistiklerinde farklı farklı şeyleri var. Bir yandan Atilla Kara olan için ne diyorsunuz hocam? Nasıl bir ilk yeri geçirdi? Az önce vurguladım. Sizlerden çok soru geliyor. Maçtan sonra görüntüler eşliğinde takım oyununda bakacağız pozisyon var. Birkaç yerde bir yerde arkadan basma var. Arkan var bir şeyler hocam. Bir şey. Bakacağız onları. Ceza sahasında bir şeyler evet. var. Ya ama şu var. Penaltı net penaltı. Onu da var verdi zaten çağırdı kendi Nasıl göremedi acaba? Göremedi. hava falan. Ama yani maç naklen verilirken ki pilot kameradan Koray sen ben üçümüzde orada evet. bir halt var dedik. Dedik anında dedik. Bak pilot kameradan dedik. Orada bir halt var dedik. Üçümüzde. Sonra o halta döndük ki penaltıymış. <laughs> Öyleymiş evet. <laughs> ama biz uzaktayız tabii. Hakem yakındı veremedi. Biz de varlar veriyor abi. Bu aradan ee, geldi Özgür Yanka'ya Beşiktaş maçındaki penaltıyı da o e, şey yapmıştı uyarmıştı. Evet. Aslında iyi var uygulaması şimdi hakkında teslim edelim. Ee, şimdi şöyle bir bakıyorum ikinci yarı için hamleler Galatasaray'da kenarda Fanarnold var Baber var, Morgzhan var, feguli var Arda var Barış Alper var yani hamleler var Siopis var Trabzon'da e, ee, Hamşik bilemiyorum yani e, Malek Hamşik oynayabilecek durumda mı? Eğer oynayabilecek durumdaysa kadroda olduğuna göre öyle diye öngörüyorum. Mutlaka sahada olması lazım diye düşünüyorum ama ne dersiniz hocam? Risk almayabilir eğer bir şey varsa sakatlığı. Ha, evet. Ele maçta şimdi 1-0 bir de ağır sağı. Evet. Şimdi onu Ama da... şu var haftaya maç çok. Bir 15 gün ara var. Ara var. Onu da düşünerek Tabi bilemiyorsun sakatlığının durumunu ama mesela Bakı Hemen'in olmaması bayağı tesir etmiş. Şu ana kadar hiç etkili değil Bakı Hemen. Hastalıktan gelince olabilir. biraz şey olmuş hocam geri gitmiş. Evet, olabilir. Geri gitmiş. Yani belki orta sahadaki o direnç eksikliği bir siyopis katkısı olabilir mi ee, bilemiyorum ama yani bir... O da çok genç futbolcu o da çok düz adam yani tabi ömrün olmaması fark ediyor. Çok fark ediyor. Çok İlki işleri o iyi yapan fark oyuncu. Edin. Amşik, Ömür çok fark Tabii. ediyor. Canini zaten fark ediyor. Evet. Canini hareketli. şey O kadar hareketli değil. Bu santrıfor. Canini hareketli bir santrıfor. Sağa giriyor, sola giriyor. Bu Afrika Kupası evet. çok takımdan sporcu. Canını yapıyor, zaten, hocam çok takım. <laughs> Fegüli <laughs> döndü mesela. Ee, Hoca da evet. e, Torrent'te maçın öncesinde hem Fegüli'den hem Babel'den belli bir süre yararlanmayı düşündüğünü söyledi. Onları da... Dahil edebilir. Gerçi Galatasaray adına işler iyi gidiyor ama hani bu havada ve bu şartlarda belli bir dakikadan sonra düşmeler olacaktır. Çünkü bayağı force etti. Ama şu ana kadar bayağı iyi gidiyor Galatasaray takımında. Çok force etti. Sırıtan bir oyuncu, şey yapan bir oyuncu yok şu anda Galatasaray takımında. Yok hocam. Yok. Birbirlerine yardım ediyorlar, koşuyorlar, mücadele ediyorlar. Hatta futbol bu kardeşim ya. 3-3-3, 4-3-4 yok falan hikaye abi. Geliyorlar arkaya, top kapıp çok çabuk gidiyorlar Trabzon'un üzerine. Ya Trabzon boş topları kullanamadılar. böyle evet. İkili mücadelelerde girip alamıyorlar. Bir ağırlık var Trabzon takımında. Bir tavaflık var. Evet bakalım ikinci yarı neler getirecek. İlk yarıda Galatasaray'ın mutlak bir e, oyun üstünlüğü e, ve 1-0'lık skor üstünlüğü var. İkinci 45 dakikada maçtan sonra neleri konuşacağız. E, hepsine e, takım oyununda görüntüler eşliğinde bakacağız. E, İlk yarıya ilişkin Emre Kılınç maçın en göz alıcı isimlerinden biriydi. Yani aldığı her topla evet. tehlike yarattı hocam. Dikine gitti. İyi yerlere gitti. İyi, iyi yerlere adam eksiltti. eksiltti. İyi adam eksiltti. İyi boşa çıktı. İyi boşa çıkarttı. Bayağı çok etkili oynadı bugün. Çok etkili oynadı hocam. Tabi bunda Trabzon'un da şeyi mutlaka, var. Mutlaka. Ayı var. Mutlaka. O kadar etkili oynaması. Ama Emre kardeşimizin de hakkını Verelim ilk yarının yıldızıydı. Biz yavaş yavaş toparlıyoruz sözü. Skorboard'a bırakacağız değerli izleyenler. Ardından tam kadro takım oyununda Seray, görüntüler eşliğinde konuşacağız. Dağ e, kalecisini göstermedi rakibine şu ana kadar. Evet kaleci kalecisini değişikliği göstermedi var bir yandan da kadar. Fatih Kale'de İsmail'in yerine. Ama hani Fatih'i zorlayacak bir pozisyon evet. söylemedik ilk yarıda. Evet ikinci yarıda neler getirecek hep birlikte takip edeceğiz. Sonrasında takım oyununda detaylı bir şekilde konuşacağız. Sizlerden gelen soruları da pozisyonlara ilişkin soruları da Erman Toroğlu takım oyunu programında değerlendirecek diyelim. Ve sözü skorboarda bırakalım.